Buyurun Hüseyin Bey. Herhalde karanlık aydınlatılabildi mi anlamında soru sordunuz. Belki bu soruyu cevaplamadan önce şöyle bir yani Dink cinayeti sonrası davanın bir anatomisini ve iskeletini veya kronolojisini de söylemek lazım. Başlayan soruşturmada öncelikle benim O Gün Samas, Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve onun mahalle arkadaşları dediğimiz arkadaşlarının oluşturduğu gruba ben tetikçiler diyorum. Tetikçilerle ilgili bir dava açıldı. Daha sonra bizim bu soruşturma evresinde çok net olarak gördüğümüz ciddi kamu görevlileri vardı. Bunlarla ilgili ısrarla soruşturmanın sürdürülmesini istedik. Trabzon'da ve de İstanbul'da. Ama bunlarla ilgili kamu görevlileriyle ilgili soruşturma özel bir soruşturma usulüne tabi ve bunun için de işte illerde emniyet müdürleri ve diğer kolluk faaliyetleri için vilayetin diğer üst kademedeki bakanlıklar için de İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekiyordu. Bu talepler reddoldu. Soruşturma açılmadı ve arkasından da biz bunlara itiraz ettik idari yargılama usulü yasası gereği ve yasa gereği. Bunlar da idari yargıda reddolunarak bu soruşturmalar kapatıldı. Ta ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hrant Dink kararıyla öncelikle Hrant'ın söyledikleri ve yazdıkları bunlarda herhangi bir suç yok ve ifade özgürlüğü kapsamında olmasına rağmen siz onu mahkum ettiniz. Ceza genel kuruluna varıncaya kadar bu karar bu şekilde belirlendi. Burada bir ifade özgürlüğünün ihlali saptaması yaptı. Yaşam özgürlüğünün ihlali saptaması yaptı ve tabii bu cinayetle ilgili olabilecek kişiler açısından bizim yaptığımız şikayetler, başvuruların reddedilmesi nedeniyle de etkin soruşturma yapmadınız diye bir ihlal kararı verdi. Bu karardan sonra biz yeniden İstanbul'daki Cumhuriyet Savcılığına başvurduk. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği nihai kararlar artık yeni bir delil niteliğindeydi. Ve usulde de bu yeni delil niteliği nedeniyle soruşturmaların artık izne tabi olmaksızın başlaması, yapılması gerekiyordu. Hatta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dosyayı buna rağmen bu istemimize karşın işlemden kaldırdı. Oysa Celal Ülgen Üstad da bilir ki savcılar iki türlü karar verir. Bir, eylem belirlenmiştir. İki, failler belirlenmiştir. Dava açmaya yeterli delil vardır. Kamu davası açar sorumlularla ilgili, şüphelilerle ilgili. Veyahut da takipsizlik karar verir şüphelilerle ilgili. Bu savcılığın, İstanbul Savcılığı'nın verdiği işlemden kaldırma, dosyayı işlemden kaldırma kararına karşı itiraz ettik. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi bunu kaldırdı ve bu bence çok önemli bir süreçti. Hatta sonra başka teknik gelişmeler oldu. Adalet Bakanlığı'na o savcı itiraz etti falan. Ama Adalet Bakanlığı bunun önünü açtı. Bunu itiraf etmeliyiz burada. Şimdi bunun akabinde tabii önce Trabzon Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, İstanbul Emniyeti ile ilgili soruşturma izni ve soruşturma sonunda da dava açıldı. Arkasından Trabzon Jandarması, İstanbul Jandarması ve Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı farklı rütbedeki subaylar ve assubaylarla ilgili de soruşturma açıldı ve arkasından da dava açıldı. Şimdi ilk soruşturma açılan tetikçilerle ilgili işte O Gün Samas niye bırakıldı? Bunun açıklamasını herhalde siz ve izleyicilerimiz merak ediyor. O Gün Samas, Yasin Hayal ve de Erhan Tuncel aslında tasarlayarak bir
insan öldürme eylemi gerçekleştirdiler. Yani taammüden, eski tabirle taammüden adam öldürme veya insan öldürme. Bunun cezası 2007'deki kanunda açıkça belirli ve bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Sayın Belen, bu noktada bir ek yapmak istiyorum. Hatta sormak istiyorum, zira benim hafızamda da yanlış kalmış olabilir o dönemde. Yasin Hayal o gün Samas'ta silahı veren kişi. Ve diğer yandan Erhan Tuncel, o da planladıklarını söyledi. Cinayeti planladıklarını söylediler Erhan Tuncel'le. Şimdi süreç böyle mi ilerlemişti? Bunları yerli yerine oturtalım. Daha iyi algılayacağız tabii ki. Evet, Yasin Hayal silahı temin eden ve de mahalle arkadaşlarıyla birlikte bu cinayetin işlenmesi konusunda haberlerde de öyle geçti. Özel olarak 18 yaşın altında bir fail, bir katil belirlediler. Cezası az olsun diye. Ve onun yanındaki mahalle arkadaşları da bunlara yardım etti. Ve biz dedik ki bu kadar işte Trabzon'da düşünülen, işte efendim İstanbul'da bulunan bir insanın öldürülmesiyle ilgili programları yapan bu böyle mahalle çocukları olamaz. Bunun arkasında başka bir örgüt var. Israrla bunu söyledik. Ve ilk verilen karar, yani tetikçilerle ilgili verilen kararda Yasin Hayal ve diğerleri önce ağırlaştırılmış müebbet hapis. Evet. O gün Samas dahil olmak üzere ve o günkü yasaya göre, o günkü Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeye göre yaş küçüklüğü, mesela ağır tahrik olabilir, meşru müdafaa olabilir, akıl hastalığı ve ceza ehliyetinin olmaması gibi sebepler olabilir. Bu zaman ceza değişir. O gün Samas'ta o günkü kanunla yaşı 18'ini doldurmadığı için indirimden yararlandı. Ve sonuçta ne oldu? 21 yıl 6 ay, bir de işte ruhsatsız silahtan dolayı 1 yıl 4 ay mı 5 ay mı öyle bir ceza verildi. Fakat örgütten ceza verilmedi. Biz bunu temiz ettik. Tabii ki sanıklar temiz etti ve Yargıtay sonuçta buradaki cezaları onadı. Ama işte bazı küçük değişikliklerle beraber dedi ki burada bir örgüt var. Ama bu örgüt Türk Ceza Kanunu'nun bizim bildiğimiz şimdi Fethullah Gülen ve örgütünün, işte PKK örgütünün veya benzeri silahlı örgütlerin yargılandığı 314. maddedeki örgüt değil. Bu örgütler ne yapıyorlar? Anayasal düzeni değiştirmek amacıyla kuruluyorlar. İşte hükümeti kısmen veya tamamen işlemez hale getirmek ya da devirmek için veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işlemez hale getirmek için veya ülkeyi bölmek için. Şimdi bunun için 314. maddedeki örgüt gerekiyor. Fakat Yargıtay dedi ki burada 220. maddeye uygun bir örgüt var. Evet, yani temiz itirazları Dink ailesinin avukatlarının temiz itirazları bu nedenle doğru. Ama bu 220'deki Türk Ceza Kanunu 220. maddesindeki örgüttür. Evet. Bunun kısa ve basit adı şu. Yani Çek Senet Mafyası'nın yargılandığı Çek örgütü. Evet. Bu yargılama Yargıtay'dan döndükten sonra başlayacaktı. Ama bu arada biraz evvel söylediğim kamu görevlileriyle ilgili önce polislerle, arkasından jandarmayla ve belli işte başbakanlık müfettişleri, Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişleriyle de belli davalar açıldı. Bu iki dava birleşti. İki dava birleşti ama sonunda tam karar aşamasına gelirken kamu görevlilerinin ifadeleri alındı, deliller toplandı ve burada çok önemli bir şey var. Bizim ısrarla söylediğimiz Hrant'ın ölümünden evvel davet edildiği vilayetteki büyük bir olasılıkla MİT mensuplarıydı. Bunlarla ilgili, bunların kim olduğuna ilişkin araştırma yapılsın ve bunlarla ilgili de eğer sorumlulukları var ise dava açılsın.
ısrarla bunları söyledik. Ve bir de tabii biliyorsunuz yani Hrant'ın böyle bir hedefe alınması nedenlerinden biri de o zaman Genelkurmay'ın yaptığı bir açıklama vardı. Ki o da Sabiha Gökçen'in işte Ermeni asıllı olduğuna ilişkin. Bu önce Ağustos'ta arkasından Hürriyet gazetesinde haberleştirildi. Ve biz ısrarla dedik ki Genelkurmay'da da bu konudaki deliller toplansın. Şimdi bunlar sonuna kadar kabul edilmedi. Yani karanlığın aydınlatılmamış olması saptamasında evet, bunların da araştırılmamış olmasını payı var üzerine işaret edeyim. Evet. Çok yüksek. Şimdi evet, şimdi bir de şunu söyleyeyim. Yani o gün Samas'la ilgili verilen ceza, yani yaklaşık 23 yıllık ceza ne olacaktı? Aslında 2007, 23 yıl daha eklersek 2030'da çıkması lazım. Aslında o gün Samas cezaevinde bazı suçlar da işledi. Belli ki disiplin suçları da var. Şimdi ceza kanunları ve suçlanan insanlarla ilgili bir yargılamanın nasıl yapılacağına ilişkin ceza muhakemesi kanunları kadar bir de verilen ve kesinleşen cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin ceza infaz yasaları var. Celal Ülgen Üstad da bunu teyit edecektir. Ve tabii ceza kanunlarının amacı eski hukuklarda olduğu gibi, dini hukukların bazılarında olduğu gibi bir intikam şeysi değildir, yaptırımı değildir. Ve aslında cezanın amacı suçluları topluma kazandırmaktır. Bu nedenle dünyanın değişik yerlerinde cezası kesinleşen insanların cezalarını çekerken belli süre, işte cezaevinde disiplini bozmamak veya başka bir suç işlememek gibi davranışları olursa onu topluma kazandırmak için verilen cezadan daha az evet, bir sürede bırakılmaları kanunda Bahri belirlenmiş. Bey, evet, evet Bahri Bey, bir ricam olacak sizden. Yönetmenim de uyarmamı istiyor. Kameranın konumlandırılması ile ilgili bir problem var. Belki ben Sayın Celal Ülgen